Dilan Polat ve eşi Engin Polat'tan sonra yani haklarında yürütülen bir soruşturma var. Gözaltı süreci sonra tutuklandılar. Ondan sonra ardı arkası kesilmiyor gelen haberlerin. Sadece onlarla ilgili de değil, fenomen diye ortaya çıkan sosyal medyada milyonlarca insanın takip ettiği başka başka isimler de onların da efendim kendim ettim, kendim buldum demelerini haklı gösterecek şeyler yaşanıyor. Arkamda gördüğünüz kişi Nevra Bilem. Nevra Bilem Dilan Polat'ın da yakın arkadaşı. Aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni. Ben ilk defa görüyorum ama onu da gösteriş merakı yaktı diyebiliriz. Bu kez iddiaların odağı bu isim Nevra Bilem. İddiaya göre Bilem de Dilan Polat gibi dolandırıcılıkla suçlanıyor. Hepsi sizin için. Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasıyla başlayan süreçte gözler diğer fenomenlerde. Polat'ın yakın arkadaşları Nevra Bilem de sorguda. Sonra bu bir tane vardı. Şu. Hakkında dolandırıcılık suçlamaları olan Nevra Bilem, Dilan Polat gibi sosyal medyadaki gösterişli hayatı ve altınlarla yaptığı şovlarla biliniyor. Kıymetini bil yavrum. Teşekkür ederim. İyi günlerle güle kolla. Bazen eşinin külçe altın hediye ettiği Bilem, deste para ve altınlarla paylaşımlar yapıyor. Tıpkı Dilan Polat gibi. Altın kemer takmadılar ama eğer sonraki dönemde olursa onu da istiyorum. İddiaya göre 1,5 milyon takipçili sosyal medya hesabından reklam paylaşımları yapan Bilem, bu reklamlar üzerinden takipçilerini dolandırıyor. Polat gibi soruşturmada onlarca kişi Nevra Bilem hakkında şikayetçi oldu. Bilem'in de dolandırıcılık soruşturmasına dahil edildiği öne sürüldü. Pırlanta setim vardı, sonra değiştirdim. Nişantaşı'ndaki lüks bir restoranda haciz yapılan senetin sahte olduğu ortaya çıktı. 20 milyonluk senetle yapılan haciz işlemi de dava konusu oldu. Senedin alacaklısı görünen avukat, işlemi yapan icra müdür yardımcısı ve katibin de aralarında bulunduğu 5 kişiye nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçundan dava açıldı. Nişantaşı'ndaki lüks bir restorana sahte senetle haciz işlemi uygulandı. 20 milyon senetle yapılan haciz işlemi dava konusu oldu. HalkTV.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya göre olay geçen yıl 13 Haziran'da yaşandı. Sedef Beyhan'la çocuklarına ait restorana bir haciz işlemi için gelindi. İcraya konu 20 milyonluk senedin alacaklısı avukat Ahmet Can İstif, borçlusuysa Gözdoğulu Soy çalışır görünüyordu. Restoran çalışanlarıyla Sedef Beyhan, borçlu Gözdoğulu Soy Çalışır'ın bu restoranla hiçbir ilgisi yok dese de işleme devam edildi. Restoranın bahşiş kutusuna atılan paralar dahi haczedildi. Beyhan ve çocukları haciz işlemiyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Yapılan işlemin hileli olduğu, senedin alacaklısı ve borçlusuyla hiçbir ilgilerinin olmadığı kaydedildi. Yürütülen soruşturma sürecinde savcılık tüm şüphelilerin ifadesini aldı. Senet alacaklısı görünen avukat İstif 20 milyon lirayı, o dönem yanında çalıştığı patronu avukat Ali Alper Tüfekçi'nin talimatıyla Gözdoğulu Soy Çalışır'a verdiğini, bu kişinin de iki çanta içinde aldığı paraya karşılık kendisine senet verdiğini söyledi. İcra işlemine onay veren müdür yardımcısı Yavuz Selim Karakaş dosyayla ilgili kimseyle görüşmediğini, söz konusu kimseyi tanımadığını kaydederken, haciz işlemini yapan Armağan Çaksa işlemi usulüne uygun yaptığını savundu. Yürütülen soruşturma sonrası 5 kişiye dava açıldı. İddianamede 20 milyonluk senet için sahte değerlendirmesi yapıldı. Avukat Ahmet Can İstif, İcra Müdür Yardımcısı Yavuz Selim Karakaş, İcra Memuru Armağan Çak, Gözdoğulu Soy Çalışır ve Erman Çalışır hakkında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı. Gözdoğulu Soy Çalışır adına mahkemeye sunulan yazılı savunmada haciz işleminin yapıldığı dönemde Çalışır'ın anılan restoranın ortağı olduğu savunuldu. Savunmada senedin sahte olduğuna dairse dosyada herhangi bir delilin olmadığı kaydedildi. Gözdoğulu Soy Çalışır'ın eşi Erman Çalışır'sa savunmasında, "Eşim bu parayı Ali Alper Tüfekçi'nin ofisinden almıştı, borcumu da kabul ediyorum," dedi. İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya'nın gelmesiyle birlikte pek çok şey değişiyor. Hatta Ali Yerlikaya AK Parti'ye hiç oy vermemiş kesimlerden bile destek görüyor. Attığı adımlarla, yaptığı açıklamalarla. Çünkü eski bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde ne yapıldıysa ya da ne söylendiyse bunun tersini yapıyor. Biliyorsunuz yürütülen operasyonlar çok sayıda çeteye dönük.
Bunlar bir kere ilk sırada, arkası da geliyor. Bunun dışında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ağrı'daydı, sınırda bir sınır güvenliği toplantısına katıldı. Burada da göçle mücadelede çok net mesajlar verdi. En ufak bir göç akınının gelmesini istemiyoruz dedi. Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Devletimiz tüm imkan ve kabiliyetleriyle bilinsin ki buradadır. Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir. Huzur ve güvenliğimizin sağlanmasında düzensiz göçle mücadelede olmazsa olmazdır. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sınırdan verdi bu kez mesajlarını. Göçle mücadelede net konuştu. Sınırlarımız kırmızı çizgimiz, düzensiz göçle mücadelemiz olmazsa olmazımız dedi. Biz bu duvardan ve duvarın karşı tarafından en ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz. Milletimizin huzuruna, kardeşliğine ve güvenliğine kastedenlere tahammülümüz yoktur. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Bu noktada hiçbir zaman durmayacağız. Bakan Yerlikaya, Türkiye-İran sınır hattında hem havadan hem de karadan incelemelerde bulundu. Sınır güvenliği toplantısına da katılan Yerlikaya, 84 kilometrelik sınır hattında alınan önlemleri anlattı. Sınır fiziki güvenlik sistemi ile kuruluyor. Sınır hattının 81,3 kilometrelik kısmına modüler beton duvarı ve devriye yolu yaptık. Sınır hattı boyunca 59 adet elektrooptik kule inşaatı tamamlandı. 167 adet kamera ile tespit ve teşhis edilen yasa dışı geçiş teşebbüslerine de süratle müdahale edilmektedir. Bakan Yerlikaya yılbaşından bugüne kadar yakalanan ve gönderilen göçmen sayısıyla ilgili de bilgi verdi. Geri gönderme merkezlerimizde bugün itibariyle 26 bin kaçak göçmen var. Büyük bir kararlılıkla şehirlerimizde düzensiz göçmenleri yakalıyor ve bunları geri gönderme merkezlerine ve oradan da yapılan işlemlerin akabinde kendi ülkelerine sınır dışı, yani deport ediyoruz. Sadece Gökay Hudut Taburumuzun yılbaşından bu yana İran tarafından bize geçişi engellediği sayıyı söylemek istiyorum. 18.500. Az önce söyledim. Ali Yerlika ile birlikte yeni dönemde hem iç güvenlik hem sınır güvenliği mesajları önemli. Bu konuda atılan adımlar, işte mafyaya, suç çetelerine dönük operasyonlar, ama bir şey eklemeyi unutmuştum. O da önemli. Biliyorsunuz yıllardır Taksim Meydanı, Galatasaray Meydanı, özür diliyorum, cumartesi annelerine yasaklıydı. İşte o yasak da kalktı bu dönemde. Bu da önemli bir adımdı. Hekim göçüne ilişkin bir açıklama yapmıştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve o açıklamaları sırasında hekim göçünün nedenini söylerken nedenler yok dedi. Tek bir neden var, o da bu dedi, eliyle para sayma işareti yaptı. Bu haberi paylaşmıştık sizlerle daha önce. İşte buna bir tepki geldi çok doğal olarak Türk Tabipler Birliği'nden. Son derece utanç vericidir. Hekim göçünün bakan tarafından indirgendiği yeri kabul etmiyoruz dedi Türk Tabipler Birliği. Bizden dolayı değil. Şimşek de sürekli oralarda. Hekim göçünün bakan tarafından indirgendiği yer utanç vericidir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hekim göçünün sebebini bu el hareketiyle ifade etmiş, hekimleri para göz olmakla suçlamıştı. Bakan Koca'ya yanıt Türk Tabipler Birliği'nden geldi. Utanç vericidir denildi. Sayın Bakan bir yaptığı el hareketiyle izledikleri politikaları aklamaya, hekimleri ise para gözlükle suçlayarak toplumun gözünde hedef haline getirmeye çalıştı. Türk Tabipler Birliği Merkez Kurul üyeleriyle çok sayıda ilden tabip odaları temsilcileri hafta sonu Ankara'daydı. Genel merkez önünde açıklamalar da bulundu. Gündemde Bakan Koca'nın bütçe görüşmelerinde hekim göçüne ilişkin kullandığı ifadeler ve hareket vardı. Sağlıkta şiddetin ve hekim intiharlarının tırmandığı, umutsuzluğun ve geleceksizliğin derinleştiği, fakültelerde tıp kitaplarının yerini yabancı dil kitaplarının aldığı ülkemizde hekim göçünün bakan tarafından indirgendiği yer utanç vericidir. Bakan Koca hekim göçüne ilişkin ellerindeki verilerle Türk Tabipler Birliği'nin verilerinin uyuşmadığını söylemiş, bu konuda Türk Tabipler Birliği'nden veri bilgisi talep ettiklerini aktarmıştı. Türk Tabipler Birliği bakanın açıklamasını yalanladı. İstenilen bir bilgi mevcut değildir denildi. Peki daha çok nereye gidiyorlar? Almanya mı gidiyorlar? Hayır.